Seçim gününe ilişkin bir yazı e, kaleme alıyor. Gazete Pencere'de yayınlandı bu biliyorsunuz. Ve trol ordusu komutanı Fahrettin ne yapmak istiyor başlıklı yazısında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un trol ordusuna dikkat çekiyor Selahattin Demirtaş. Demirtaş yazısında e, şöyle diyor. Seçmeni vaatler ve program üzerinden ikna edemeyeceğinden emin ol, emin olan AKP yönetimi manipülasyon, algı, tehdit, şantaj planları hazırlamış durumda. Bu planları uygulamak için devasa bir troll ordusu kuruldu. Parası da devletin yani milletin cebinden ödendi. Şöyle e, troll ordusunun komutanınınsa çakma göbelsi olarak ifade ettiği Fahrettin altın olduğunu yazıyor Demirtaş. Demirtaş, troll ordusunun öncelikli işlerinin yalan haber üretip olabildiğince yaymak, gerçeğin görülmesini engellemek, özel seçilmiş kişileri karalamak, muhalefeti birbirine karşı kışkırtmak, Erdoğan'ın kesinlikle kazanacağı yalanını yaymak ve rakiplerine saldırmak olduğunu ifade ediyor. Ve şöyle diyor, bunun için ordu kurmaya gerek yok ki 10 asker ve bir onbaşı Fahrettin'le bunların hepsi yapılır diyorsanız haklısınız. Çünkü bu ordunun asıl görevi seçim günü ve oy sayımı sırasında manipülasyon yapmak olacak. Yani seçim gecesine özellikle dikkat çekiyor Selahattin Demirtaş. Ve şöyle uyarılarda da bulunuyor. Daha sandıklar açılmadan oy oranı verecek. Erdoğan kazandığı algısını ilk dakikalarda oturtmaya çalışacaklar. Böylece bizim motivasyonumuzu kırmayı deneyecekler. Sandıkta seçim kurullarında ve yüksek seçim kurulunda yapılacak hilelerle yine ilk dakikalarda yayacakları çeşitli görsellerle ve videolarla Erdoğan'a oy yazmaya çalışacaklar. Tüm bu işler için ayarlanmış hakimler, emniyet personelleri, satın alınmış gazeteciler, Anadolu Ajansı ve binlerce troll hesap hazır bekliyordur. Bundan emin olabilirsiniz. Ve şöyle devam ediyor. Demirtaş 2019 seçimlerini hatırlattıktan sonra her yerde sandıklara sahip çıkacak gönüllülerle sosyal medya manipülasyonlarını boşa çıkaracak aktivistler bu halk gücünün en etkili parçası olacak. Ve Demirtaş şöyle bir ricada bulunuyor sosyal medya kullanıcılarından. Hem sosyal medyadaki tehlikeleri sürekli anlatın hem troll hesaplarını teşhir ve şikayet edin. Hem de partilerin sosyal medya ekiplerine gönüllü olarak katılın lütfen. Gönlünüz hangi partide ise o partinin sosyal medya ekiplerine katılın. Ve devamında da şöyle söylüyor. Lütfen sandık müşahidi olmak için kendinizi hazırlayın. Kazanacağınız seçimi yani geleceğinizi çalmalarına asla izin vermeyin. Demirtaş yazısının son bölümünde şu ifadelere yer veriyor. Generalcik Fahrettin'e gelince bu kadar hızlı gitme derim Fahrettin. Bir an dönüp bakacaksın ki arkanda ordu falan kalmamış. Hepsi firar etmiş. Herkes kaçar kurtulur olan sana olur. Burada Kürtçe ifadeler var. Çima diya tecitere ket negotiye kuro fahrettin. diye yazmış ve devamında Türkçe bitirmiş olaylara karışma diye